Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yağlı kağıtta ve tavada pişireceğimiz ama hiç kokusu olmayacak lezzetli bir balık tarifi vermek istiyorum. Herhangi bir balık yapabilirsiniz bu uygulayacağım yöntemle. Ama işin güzelliği yağlı kağıdın arasında ızgaradaymış gibi pişiyor bu balık ve de hiçbir şekilde koku olmuyor. Kokudan ziyade de tava da kirlenmiyor, ortalıkta batmıyor. Güzel bir şekilde pişmiş oluyor balığımız. Hepimizin zaten balık yapmamadaki, yememedeki en büyük sorunlarımızdan biri ortalığın kirlenmesi ya da kokması, öyle değil mi? Ama bu yöntemle emin olun balığımızı yapmak hiç vakit almadan çok kolay olacak. Herhangi bir balık olabilir söylediğim gibi. Ben somon balığı kullandım. Somon balığını kişniş tohumları, karabiber ve biraz pul biber ve tuz ile marine ettim, dilimledim ve de bir parça yağlı kağıdı kesip üzerine balık dilimlerini yerleştiriyorum. Söylediğim gibi herhangi bir balık olabilir, kullanabilirsiniz. Üzerine defne yaprağı da kullanabilirsiniz, balığın üzerine koyabilirsiniz. Hem aromasını hem tadını güzelleştirecektir defne yaprağı. Ben de olmadığı için maalesef koyamadım. Sadece sosta 2-3 saat bekletip üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Yağlı kağıdın üzerindeyken bir parça daha yağlı kağıt kestim arkadaşlar. Onu da üst katmanı için kullanacağım. Ve de sıkı bir şekilde yanlarından şimdi göreceğiniz gibi yavaş yavaş katlamaya başlayacağım. Hiçbir şekilde hava almasını istemiyorum. Bu yüzden kenarlardan güzel bir şekilde suyu, yağ dışarı akmayacak bir biçimde katlaya katlaya kapatıyorum. Tamamen kapattım ve kapladım. Şimdi tavanın içerisine koyuyorum, yerleştiriyorum olduğu gibi. Ve de kapağını kapatıp kısık ateşte bir tarafı kızartacağım. Ardından piştikten sonra diğer tarafını da pişireceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi zaten kendi buharını veriyor. Yağlı kağıdın o kenarlarından çıkan suyuyla buharlaşıyor bu balığımız ve de kendi suyuyla çok güzel bir şekilde pişiyor. Şimdi ters çevireceğim. Arka tarafı da pişsin. Bu şekilde de arka tarafında piştiğinden emin olduktan sonra artık servise geçebilirsiniz. Söylediğim gibi tertemiz bir pişirme yöntemi bu şekil. Ben de bir arkadaştan gördüm ve de yani uygulamayı onun sayesinde başladım. Gerçekten de favorim oldu bu şekilde. Söylediğim gibi etrafta batmıyor. Hem de lezzetli bir balık olmuş oluyor. O kadar güzel kızarıyor ki görmüş olduğunuz gibi yanma, yapışma. Herhangi bir şey olmadan balığın her tarafı eşit pişmiş oluyor. Üstelik de lezzetini, suyunu içinde barındırmış oluyor. Çünkü direkt ateşle temas olmadığı için de içerisindeki o suyunu kurutmamış oluyoruz balığın. Bu şekilde servis de rahat. Kendisinin pişmesi de tertemiz oluyor. Şöyle bir yakından inceleyin siz de ne kadar güzel kızarmışlar. Ben balığımı kaşarlı mantarla, fırında kaşarlı mantarlarla servis ettim arkadaşlar. Yanında da bir salata, gayet güzel bir menü zaten. Şöyle içini de görün, gayet güzel pişmiş, sadece dışından ibaret değil. Bunu bütün balıklarınızda uygulayabilirsiniz. Bu kaplama yöntemiyle pişirebilirsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Mutlu kalın.